Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Konumuz Alevilik nedir? Kimlere Alevi denir? Alevi inancı 5 temel itikad üzerine kuruludur. Bir Alevi bu 5 temel itikada sahiptir. Peki bu 5 temel itikad nelerdir? Birincisi Allah inancıdır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmektir. Bütün bu alemleri, bütün bu mahlukatı yaratan Allah'tır. Varlığın kaynağı, her şeye varlık veren vacibül vücut Allahu Teala'dır. O birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Ortağı yoktur. O bütün eksiklik ve noksanlıktan beridir, münezzehtir. Mutlak güç ve kudret sahibi sadece O'dur. Bir Alevinin Allah inancı bu şekildedir. Alevilikteki ikinci temel itikat nübüvvettir, peygamber inancıdır. Alevi itikadında Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar olan 124 bin peygambere iman etmek vardır. Bütün peygamberler insanları Allah'a doğru, Hakk'a doğru, insanlığa doğru davet etmek için gönderilmişlerdir. Bizlerin bu dünyaya gönderiliş sebebimiz insanı kamil olmaktır. Gönderilen bütün bu peygamberler bizleri insanı kamil olmaya davet etmişler ve bu yolda bize öncü olmuşlardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bir Alevi onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman eder. Onun her türlü hatadan ve günahtan pak ve masum olduğuna inanır. Alevilikteki üçüncü temel itikat İmamet inancıdır. 12 imamları kabul etmektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra Hazreti Ali'nin onun yerine geçen hak halife olduğuna inanmaktır. Hazreti Ali Allah tarafından Peygamber Efendimiz'den sonra hak halife olarak seçilmiştir. Ve Peygamberimiz de bu hakikati defalarca insanlara ilan etmiştir. Bunların en belirgin ve en önemli olanı Kadir-i Hum'dur. Peygamber Efendimiz ömrünün sonlarında veda haccından dönerken Kadir-i Hum denen bir yerde bu hakikati insanlara duyurmuştur. Şöyle buyurmuştur. Men kuntu mevla fe hâzâ aliyyunul mevla. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Kimin üzerinde yetki sahibiysem Ali de onun üzerinde yetki sahibidir. Yani benden sonra benim yerime geçecek hak halife Ali el-Murtaza'dır. Hazreti Ali'den sonra onun yerine oğlu İmam Hasan geçmiştir. İmam Hasan'dan sonra yerine kardeşi İmam Hüseyin geçmiştir. İmam Hüseyin'den sonra yerine oğlu İmam Zeynel Abidin geçmiştir. Ve bu silsile bu şekilde 12. imama kadar devam etmiştir. 12. imam İmam Mehdi'dir ki onun hayatta olduğuna, gayba çekildiğine ve ahir zamanda zuhur ederek bütün dünyayı adaletle dolduracağına iman ederiz. Bir Alevi 12 imamları kendisine önder edinir, rehber edinir ve onlara iman eder. Alevilikteki dördüncü temel itikat adalettir. Alevi inanç sistemi adalet olgusu üzerine kurulmuştur. Öncelikle Allah'ın adil olduğuna inanılır. Allahu Teala mahlukata en ufak zulümde dahi bulunmaz ve bulunmamıştır ve kullarına da zulmetmemelerini emreder. Hatta peygamberlik ve halifelik makamına seçtiği kimselerin dahi en ufak zulümden uzak olmalarını irade etmiştir. Ve bu gerçeği Bakara suresi 124. ayette çok güzel bir şekilde açıklamıştır. Allahu Teala'nın yaratılış sisteminde en ufak zulüm yoktur. Zahirde bize zulüm gibi görünen bazı konular da hakikatte adaletin ta kendisidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 25. ayette şöyle buyuruyor. Andolsun biz elçilerimizi, peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler diye. Bütün bunlar adaletin insanlar arasında yerleşmesi içindir. Bu ayete göre gönderilen bütün bu peygamberler,
Bütün kitaplar adaleti yerleştirmek için, insanların adil olmalarını sağlamak içindir. İmam Ali Aleyhisselam adalet hakkında şöyle buyuruyor. Adalet her şeyi olması gereken yere koymaktır. Herkes neyi hak ediyorsa ona hak ettiğini vermektir. Eğer bir kimse bir makamı hak ediyorsa ona o makamı vermektir. Eğer hak etmiyorsa o makamı vermemektir. Kısacası olması gereken her şeyi yerine koymaktır. Her şeyi yerine koymak adalettir. Başka bir yerde buyuruyor İmam Ali Aleyhisselam, adalet her hak sahibine hakkı vermektir. Alevilikteki beşinci temel itikat ahiret inancıdır. Bu dünyanın sonunda bir de ahiret vardır. İnsan bu dünyada yapmış olduklarının karşılığını ahirette alacaktır. Yapmış olduğu iyiliklerin veya kötülüklerin karşılığını ahirette görecektir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bugün yani bu dünya hayatı amel ve çaba yeridir. Ama hesap yoktur. Bu dünya bu şekilde. Amel etme yeri, iyilik yapma, güzellik yapma, hayır yapma yeri. Ama burada hesap yoktur. Bakıyoruz birçok insanlar yani iyilik de yapsa, kötülük de yapsa hesaba çekilmiyorlar çoğunlukla. Ama yarın kıyamet günü ise hesap vardır. Orada da hesap yeridir orası. Herkes yaptığı en ufak amelin, en ufak iyiliğin ve en ufak kötülüğün hesabını verecektir. Ama orada artık amel yoktur. Orada artık insanın iyilik veya kötülük yapma gibi bir durumu yoktur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Allah'ın hesaba çekeceği ilk şey haksız yere zulümle dökülen kanların hesabıdır. Allah katındaki en büyük günah zulümdür. İnsanlara zulmetmektir. Kullara zulmetmektir. Bu yüzden diyor kul hakkıyla sakın gelmeyin kıyamet gününde. Evet bu beş temel itikadı benimseyen ve kabul eden kimse Alevidir. Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden, peygamberlere iman eden, 12 imamlara iman eden, Allah adalet inancı ve ahirete iman eden, Aleviyim diyen canlara selam olsun.